Chicago Sanat Enstitüsü'nün fotoğraf inceleme odasındayız ve Gordon Parks'ın 1948'de yaptığı bu muhteşem baskıya bakıyoruz. Baskı, Harlem'de bir sokakta ayakta duran bir kişiyi gösteriyor. Bu, Ralph Ellison ve Gordon Parks işbirliğinin bir parçası olarak yapılmıştı. Ellison'ın sadece bir yıl önce tasarladığı bir projeydi. Popüler basında olan bitenlere tepki vermenin yolu ona göre buydu. Bu dönem Life gibi dergilerin olağanüstü popüler olduğu bir dönemde ve foto makale, haberleri, hikayeleri ve diğer ilgi duyulan konuları yaymanın harika bir yolu olarak görülüyordu. Yazar Ralph Ellison ve fotoğrafçı Gordon Parks gibi sanatçılar bu iki unsurun yani fotoğrafın ve metnin kendileri için önemli olan fikirleri aktarmada nasıl kullanılabileceğini anladılar. Bunlardan biri ABD'de o dönemdeki ırk ayrımcılığı hakkındaki düşünceleriydi. Afrika kökenli Amerikalıların yaşamının daha doğru temsillerini sunmayı umuyorlardı. Fakat aynı zamanda okuyucuların dikkatini kitle iletişim araçlarındaki kusurlara ve manipülasyonlara çekmeyi de istiyorlardı. 1948'e gelindiğinde Gordon Parks kendini kanıtlamış bir fotoğraf sanatçısıydı. Vogue gibi dergilerde moda fotoğrafçılığı yapıyordu ve Life dergisinin kadrolu fotoğrafçısı olacaktı. Bundan daha da geriye gidecek olursak, Çiftlik Güvenlik İdaresi ve Savaş Enformasyon Bürosu için yaptığı çalışmalar, fotoğrafını çektiği kişilerin insani tarafını yakaladığı için ona bir fotoğrafçı olarak büyük ün kazandırdı. Ve Ralph Ellison bundan hemen haberdar oldu. Ralph Ellison o sırada daha sonra en ünlü romanı olacak olan Görülmeyen Adam üzerinde çalışıyordu. Birçok insan bunu bilmiyor ancak Alison o zamanlar ek gelir elde etmek için fotoğrafçı olarak çalışıyordu. Boş zamanlarında kitaplarındaki parçalar için çalışma amaçlı olarak kullandığı fotoğrafları çekmek için Harlem civarında dolaşıyordu. İkinci Dünya Savaşı'ndan önceki yıllarda Harlem'in siyahi Amerikan kültürünün merkezi olduğunu unutmayalım. Harlem Rönesansı'nın merkezi burasıydı. 1935'te ve 1943'te Harlem'de iki ayaklanma gerçekleşti. Kitle iletişim araçlarında Harlem, ekonomik sıkıntı ve ırkların eşitsizliği gibi Afrika kökenli Amerikalılara atfedilen tüm bu klişelerin bir sembolü haline geldi. Savaş sonrası dönemde New York gibi büyük şehirlerde ortaya çıkan hikayelerden biri kentsel çöküştür. Ve tam da bu zamanda beyazların şehirden kaçışını ve banliyölerin gelişmesini görmeye başlıyoruz. Yani Amerikan şehirleri beyazlar tarafından terk ediliyor ve şehirler virane yerler olarak gösteriliyor. Ve Ellison, The Magazine of the Year adlı bir dergiye bir makale yazmak üzere teklif aldı ve ondan Harlem hakkında yazması istendi. O da Lafark Kliniği merkezli bir hikaye hazırladı. Bu New York'taki ilk ırk ayrımı yapılmayan psikiyatri kliniğiydi ve ayrımcılık tarihi üzerinde derin bir etkisi olacaktı. Bu kliniğe ırkı ne olursa olsun herkes gidebiliyordu ve Harlem'de önemli bir sosyal mekan haline gelmişti. Ellison o zamanlar bunu Harlem'de olan bitenler için mükemmel bir metafor olarak gördü. Makalesinde ayrımcı bir yerde yaşamanın ve ırkçılığın psikolojik etkilerinin Harlem gibi yerlerde yaşayan kimselere hasta olmaktan başka bir seçenek bırakmadığını ve bu insanların ister istemez bir tür psikolojik yardıma ihtiyacı olduklarını öne sürdü. Ancak fotoğraflar bu metin için illüstrasyonlar olarak üretilmemişti. Aslında daha önce çekilmişlerdi. Ve Ellison Gordon Parks'la çalışmaya başlamadan önce bir manifesto yazdı. Manifestoda Ellison Parks'a bu görüntülerle gerçekleştirmeyi umduğu hedefleri açıklıyordu. Bu manifestodaki temel taleplerden biri, Parks'ın hem belge hem de sembol olabilecek görüntüler oluşturması. Fotoğraflar sadece hallemi betimlemek veya makaleyi fotoğraflarla tamamlamak anlamına gelmeyecekti. Ellison, fotoğrafların metnin yapamayacağı bir şey yapmalarını istedi. Birlikte dışarı çıktılar kışın birkaç hafta boyunca yan yana fotoğraflar çektiler. İşleri bittiğinde Ellison makalesini Parks'ın fotoğraflarına bir cevap olarak yazdı. Ve sonra makaleyi resimlemek için tasarlanan bir düzine kadar fotoğrafa açıklayıcı yazılar yazdı. Makalenin başlığı Harlem hiçbir yerdeydi. Ancak bu fikrin tam karşısında duran bir şey vardı. Harlem aslında her yerdi. Harlem'deki problemler Amerika'daki daha büyük sistemsel sorunlara işaret ediyordu. Bunlar sosyoekonomik ve psikolojik sorunlardı. Makaleyi The Magazine of the Year dergisine teslim ettiler. Ancak makalenin yayınlanmasından sadece birkaç hafta önce Ellison bir mektup aldı. Mektupta derginin iflas ettiği, tüm materyallerin artık yasal işlemlerin bir parçası olduğu ve iade edilemeyeceği yazıyordu. Böylece hikaye yayınlanmadı ve Harlem Hiçbir Yerde adlı makale ancak 1964'te üstelik Gordon Parks'ın fotoğrafları olmadan yayınlandı. Bu proje için araştırma yaparken ortaya çıkarabildiğimiz şeylerden biri, sadece makaleye ait olduğuna inandığımız fotoğrafların kendisi değil, aynı zamanda Ellison'ın yazdığı metinler kadar önemli olan fotoğraf açıklamaları. O halde bu fotoğrafla ilgili açıklamayı okumak için bir dakikamızı ayıralım. Ben kimim? Neredeyim? Nasıl var olurum? Bu adam, gettosunun sonsuz duvarlarının ardında toplumsal kimliğini arıyor. Güneydeki feodalizmden gelen mülteciler ve birçok zenci, kuzeydeki gettoların labirentlerinde Amerikan demokrasisinin yerinden edilmiş insanları olarak sersemlemiş bir şekilde dolaşıyorlar. Ekranda gördüğünüz bu fotoğraf, Harlem'i okuyuculara tanıtan fotoğraf. Bunu hemen takip eden fotoğraf ise Harlem'i çoğu kişi için psikolojik bir labirenti temsil eden fiziksel bir harabe olarak gösteriyor. Yazıda bahsedilen üçüncü fotoğraf, Harlem'deki kum taşı evlerin yanı sıra evlerin çatılarını gösteriyor. Çatıdaki bölmeler özellikle dikkatimizi çekiyor. Böylece şehir bir labirent gibi görünüyor. Bu fotoğraf Ellison'ın kendi sözlerini hem belge hem de sembol olarak kullanmasını sağlıyor. Dikkat ederseniz fotoğraf yukarıdan çekilmiş. Ancak önceki resim çok daha samimi ve biz de bu adamı onu tamamen kuşatan bir ortamda görüyoruz ve ona aşağıdan bakıyoruz. Harlem'in her yerde olduğu, Harlem sakinlerinin herkesi temsil ettiği düşüncesi burada da hakim ve bu aynı zamanda Görünmeyen Adam kitabının da habercisi sayılabilir. Romanın açılış cümleleri şöyle diyor: Ben bir görünmez adamım. İnsanlar beni görmeyi reddettiği için görünmezim. Anlayın tıpkı sirklerde gördüğünüz bedensiz kafalar gibi biçimimi bozan, sert aynalarla çevrelenmiş durumdayım. Bana yaklaştıklarında yalnızca çevremdekileri, yani kendilerini ya da hayallerinde uydurdukları şeyi görürler. Her şeyi, en küçük şeyi görürler de beni görmezler. Bu fotoğrafta sadece silüeti ve çevresini görüyoruz. Adamın kim olduğu hakkında herhangi bir değerlendirme yapamıyoruz. Tabii Ellison bu romanda aslında okuyucusunu da töhmet altında bırakıyor. Bu adamın görünmezliği bizim sorumluluğumuz mu? Onu görmeyi istemediğimiz için mi görünmez olmuş? Bu fotoğrafa baktığımızda da aynı soruyu sorabiliriz. Bu adam onu tanımadığımız için mi görünmez? Ellison okurları için ayrımcılık ve ırkçılığın psikolojik etkilerini görünür kılmaya ve onları olabildiğince anlaşılır hale getirmeye çalışıyor. Irkçılık ve onunla beraber gelen psikolojik sorunların Amerika tarihinden ayrı düşünülemeyeceğini ima ediyor.